Nedret Ersanel, İdlib, Şişman Kadın Şarkı Söyledi Mi? Orta Doğu'nun bu kadar dar bir alanının Türkiye, Amerika, Rusya, İran, İngiltere, Almanya, Fransa ve genel olarak AB için bir tür konum yenileme değerine ulaşması garip. Ama finaller öyle olur. İdlib'e yönelik rejim saldırısı, Türkiye, Avrupa'nın kalanı ve ötesinde ciddi insani ve güvenlik riskleri yaratır. Rejimin İdlib'e yönelik saldırı amacı gerçek ve etkili bir terörle mücadele kampanyası değil, ayrım gözetmeden muhalefeti ortadan kaldırmaktır. İdlib köprüden önceki son çıkıştır. Eğer Avrupa ve Amerika şimdi harekete geçmede başarısız olursa, sadece masum Suriyeliler değil, tüm dünya bedel ödemeye katlanacaktır. İdlib'de terörist ve aşırılıkçı unsurları ortadan kaldırmak için daha kapsamlı bir uluslararası terörle mücadele operasyonu gerekli. Ilımlı isyancıların desteği İdlib'de de önemli olacaktır. Suriye'nin kuzeyinde düzenin sağlanmasında Türkiye'nin kabiliyeti, terörle mücadelede sorumlu bir yaklaşımın gönülleri kazanabileceğinin ispatıdır. Türkiye'nin detaylı önerisi tam budur. Cumhurbaşkanı'nın Amerikan Wall Street Journal gazetesi için kaleme aldığı metnin, Dünya Esed'i durdurmalı başlığı altında, Rusya ve İran'ı İdlib özelinde dünya dışı varlık olarak tanımladığını kabul edebiliriz. Türkiye'nin farklı düşünceleri. Wall Street Journal'daki bu satırlar, Cumhurbaşkanı'nın Tahran'dan dönüş uçağında İdlib meselesinin kapanmadığını, Ekim başına kadar başka şeyler yapılacağına ilişkin açıklamalarıyla birleştirilmeli. Bizim çok daha farklı düşüncelerimiz de var. Dışişleri Bakanımız, Savunma Bakanımız ve İstihbarat Rusya heyetiyle yoğun görüşme halinde olacaklar. Biz de Almanya seyahatinden sonra Sayın Putin'le tekrar bir araya gelebiliriz. 8 Eylül. Yani Ankara Tahran zirvesinin İdlib'e yönelik sonuçlarından memnun değil ve o faslı açık tutuyor. Aynı söyleşide kıyıda köşede kalmış bir cevap da şimdi aktif cari görünüyor. Bir mülteci akınının bunun Türkiye'ye ve Batı'ya etkilerini gelişmelere göre değerlendirmek lazım. Şu anda değil. Gelişmeler ne gösterir bilemiyoruz. O gelişmeler değerlendirilmiş görünüyor. Türkiye Avrupa'nın kalanı ve ötesinde ciddi insani ve güvenlik riskleri yaratır. Avrupa ve Amerika şimdi harekete geçmezse sadece masum Suriyeliler değil, tüm dünya bedel ödemeye katlanacaktır. Ötesi de durumu anlamış olmalıdır. İdlib'e yönelik saldırı ufukta gözükürken, uluslararası toplum sorumluluğunun farkında olmalı. Dünyanın kalanı da dar kişisel çıkarları bir kenara koymalı ve bunları siyasi çözüme yöneltmelidir. Amerika'nın İdlib'e bakışı seçim yolunda Beyaz Sarayı zorda bırakacak bir kimyasal silah saldırısı kriziyle yüzleşmemek ve yine İdlib'in Türkiye-Rusya-İran üçgenini gevşetme olasılığını parlatmaktan oluşuyor. Bu yüzden tüm dünyanın önünde. Kimyasalı boş verin. Normal silahlar neyinize yetmiyor? Onlarla öldürün mealinde utanmazlıkla suçlanıyor. Fakat Amerika'da siyasiler dışında konuşanlar da var. Amerika Savunma Bakanlığı İdlib'de kapsamlı bir kara harekatı başlatmak yerine terörle mücadele formatında operasyonlar yapılmasını önerdi. Amerika'nın askeri işbirliği öngörmediği ancak İdlib'deki terör unsurlarının tespiti için istihbarat ve keşif desteği sağlayabileceği belirtildi. 9 Eylül Türk tezine yakın bu teklif aynı zamanda Astana İttifakı'na minik koç başlarıyla saldırmak demek. Dahası Ankara'nın bu açıklamaları kullanışlı bulduğunu dev aynası tutarak ortaklarına yansıttığını da söyleyebiliriz. Salı günü Rus dışişlerinden yapılan açıklama Moskova'nın gördüğüne ipucu sayılabilir. Türkiye ile Rusya'nın Suriye konusunda fikir ayrılıkları olabilir ancak ortak payda arayışındayız. Toparlarsak İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen Türkiye, Rusya, Almanya, Fransa zirvesinin Amerika ve İngiltere'yi kapsamadığını anlamlandırmalıyız. Rusya'nın tek ve kesin hayırı sadece İngiltere'ye. Suriye ve Orta Doğu'da Amerika ile örtülü bir uzlaşıyı veya görmezden gelme halini rutine çevirebilir, Amerika da buna hızla uyar. Kremlin'in İran'ın Şam üzerindeki etkisinden memnuniyetsizliği devam ediyor. Ama Esad Rusya ile baş başa kalmak istemiyor. İdlib bunların da finali olabilir. Rusya'nın da Suriye'de durumu küresel ölçekte aklayıp onaylayacak ortağa ihtiyacı var. İstanbul buluşması batının bölgeye daveti sayılabilir ve Ankara ile Moskova için farklı anlamlar ifade eder. AB ordusu gibi herkesin küçümsediği girişimin mecbur hale gelmesi, sınır güvenliği adına silah taşıma yetkisi verilmiş 10 bin üniformalının toplanması, nihayet bu fiziki varlığın Amerika ile Rusya arasında bir bölge yaratılması anlamına gelebilir. Finalde benzer kritik zamanlarda zuhur eden, üstelik daha çok içeriden gelen Esad'la görüşülmeli baskılarını Ankara'nın hala ciddi bulmadığını söyleyebiliriz. Eset rejimi saldırılarını terörle mücadele zemininde meşrulaştırmaya çalışıyor. Hataya düşmeyin, Beşer Esed'in çözümü yanlıştır. Bu sadece terörizme yeni imkanlar doğuracaktır. Artı, Türkiye sahipleri varken Esad'la konuşmanın verimli olacağını da düşünmüyor. Ki böyle bir temasın şu an yapılması Avrupa ve ötesinin ortaladığı İdlib paslarını da kısaltabilir. Nedret Ersanel, Yeni Şafak